Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, Lifestyle programı tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü özel konuğum Kaptan Mustafa Alparslan bizlerle birlikte. Mustafa Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Gayet iyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Enerjinize de bayıldık bu arada. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sizlerin de gayet güzel enerjisi var. Teşekkürler. Mustafa Bey, dilerseniz biraz sizi tanıyalım. Ben denizciyim. Meslek hayatımda bu sene 39. yılın içerisindeyim. Bunun ilk 14 yılı şu anda yaptığımız işleri öğrenmekle geçti. Son 25 yılı da yaptığımız işleri uygulamak üzere kurduğumuz şirketi geliştirmekle geçti. Evet. Yaklaşık 2 yıldan daha fazla bir süre evvel yine sizin televizyonlarınız evet, aracılığıyla daha program önceden yapmıştım. De konuk oldunuz bizim programımıza. Evet, evet. Konuk olmuştum. O günden bugüne neler kadar değişti? Nasıl bir şeyler yaptık diye bakacak olursak aslında önemli gelişmeler oldu. Neler oldu? Yani 25. yılında şirketimiz az da sayılabilir, çok da sayılabilir ama şu anda ancak kurumsallaşmış hale geldik diyebiliriz. Hı hı. 4 şirketimize geçtiğimiz sene 2 adet ileri mühendislik şirketini kattık. Hı hı. Ve 6 tane şirketimizi bir holding çatısı altında birleştirdik. Aras Marin Yatırım Holding haline geldik. 29.001 kalite belgesine sahibiz. Türkiye'de ilk ve tekiz. Bu belge petrol ve gaz sektöründeki kalite yönetim sistemini belirler. Hı hı. Ayrıca İMKA isimli Uluslararası Deniz Müteahhitler Birliği'nin Türkiye'de kendi alanındaki terk üyesiyiz. Bununla birlikte Uluslararası Gemi Kurtarmacılar Birliği'nin Türkiye'deki asil üyesi olan iki özel firmadan birisiyiz. Uluslararası kabul gören bir finans denetim şirketinden geçtiğimiz 3 yıla ait şirket auditlerimizi yaptırdık. Geldiğimiz bu noktada ancak büyük petrol ve gaz şirketlerine akredite olabilecek seviyeye ulaşmış olduk. Covid sebebiyle biraz sıkıntılar yaşanıyor ama büyük petrol ve gaz şirketlerine tedarikçi listesinde yer alabilmekle ilgili görüşmelerimiz de devam ediyor. Denizcilik denince ülkemizde de tüm dünyada da öncelikle deniz taşımacılığı akla evet gelir. İkinci olarak da gemi inşa ve gemilerin işte tamir, bakım, sanayi, yani tersanecilik akla gelir. Bizim denizcilik içerisindeki sektörümüz çok daha farklı. Türkiye'de de buna pek sektör denilemez aslında. Nasıl dünyada peki? Dünyada bir sektör haline geldi. Biz denizin içerisine inşaat kurarız. Bu da gemi inşaatıyla da karıştırılabiliyor. Değil. Evet. Biz denizin içerisine inşaat yaparız. Bu da aslında ikiye ayrılıyor. Bir near shore dediğimiz sahile yakın kısımlarda, bir de offshore denilen açık denizlerde yapılan kısımları. Açık denizlerde yapılanlar çok yüksek teknoloji ve standartlar gerektiriyor.
Biz şu anda biraz evvelki anlattığım yeterliliklere sahip olmakla artık açık denizlerde, sahilden daha uzak olan yerlerde ve daha derin sularda bir kısmında en azından çalışabilir hale geldik. Nearshore dediğimiz kısımda iyiyiz. Geldiğimiz noktada Akdeniz, Karadeniz ve Orta Doğu, Arap Körfezi, İran Körfezi dediğimiz ülkelerin çoğunda şirketlerimiz ve temsilciliklerimiz var. Buna 2 yıl kadar evvel Mozambik'i de kattık. 2 tane yerel şirket kurduk Mozambik'te. Mozambik'in Fahri Konsolosu Yum, Mozambik tarafının onayından geçti. Mozambik, neden Mozambik dersek, evet, şu anda aslında Afrika'nın parlayan yıldızı. Önümüzdeki süreçte dünyanın parlayan yıldızı olacak. Neden? Mozambik'te dünyanın en büyük doğal gaz rezervleri bulundu. Dünyanın en büyük yatırım firmaları, petrol gaz firmaları da çalışmalara başladılar. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde, ki bunun 6 ayı geçti, 24 milyar dolarlık üretim için yatırım yapacaklar. Başladılar da. Başladılar. Biraz evvelki geldiğimiz noktalar sayesinde orada en az %2 oranında bu pastadan pay almayı hedefliyoruz. Yani önceki duruma bakarsak, şu anı değerlendirirsek çok yol kat etmişsiniz. Çok yol kat etmişsiniz. Çok değişiklikler olmuş, evet. Çok büyümeler olmuş. Çok büyümeler oldu, güçlenmeler oldu, kurumsal yapı haline dönüşmemiz oldu. Sürdürülebilir, öngörülebilir bir durumdayız. Aslında ben geçtiğimiz 2 yıllık süreç içerisinde yetkilerimi yavaş yavaş kızıma devrettim. Holding'in kurulmasıyla birlikte de yönetim kurulu başkanlığını bütün şirketlerde olduğu gibi holding'de de kızıma devrettim. Ben yönetim kurulu üyesiyim. Evet. Bu süreci bizden sonraki nesilleri çok daha göremiyoruz ama vakıfla güçlendirmek istedik. Evet, o konuya değinecektim ben de. Otizmle Mücadele Vakfı. Evet efendim. Hı hı. Otizmle Mücadele Vakfı resmi olarak 1 yıl evvel kurduk. Yaklaşık 2 yıl evvel bir merkezi almıştık. Sapanca'da merkezimiz, vakfımız. Vakıf bünyesinde vakfa ait bir de şirket oluşturduk. Eğitim ve danışmanlık şirketi. Hali hazırda vakfımızda 10 otizmli bireyimiz var. 15 de öğretmenimiz var. 4,5 dönümlük bir arazinin içerisinde 2 tane binada bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Şu sırada Sakarya Üniversitesi ile vakfın müşterek kurdukları bir otizm uygulama ve araştırma merkezinin kuruluş aşamasındayız. YÖK'ün değerlendirmesinde inşallah 1 ay içerisinde kurulmuş olacak. Bu konuda yasal düzenlemeler eksik olduğu için vakfımızdaki çalışmalarımızı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi adı altında yürütmek zorunda kalıyoruz. Evet. Önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde enstitüyle birlikte otizm bireylerin eğitim öğretiminde kullandığımız yöntemlerin bilimsel hale gelmesini sağlamış olacağız. Kendi yayınlarımızın basımına başladık. Bunları kitap yayınlarına başladık. Beden eğitimle birlikte özel eğitimin iç içe geçmesiyle otizmli bireylerin eğitim öğretiminin daha kolay olacağını düşünüyoruz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki 2 yılın bitiminde 2 yıllık bir meslek yüksek okulunu kurmayı hedefliyoruz. Güzel. Önümüzdeki süreçte 50 yıl sonra kızım karar verecek tabii, o zaman 80 yaşına gelmiş olacak. Belki de şirketin bütün hisselerini vakfa devredecek.
Ve aslında çok güzel bir çalışma bu. Evet. Sosyal sorumluluk çalışması. Yani yaptığımız işlerin gerek vakıf olarak üstlendiğimiz misyonun gerek şirket olarak bir noktaya geldik. Her gittiğimiz ülkede, yabancı ülkede ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Ülkemize döviz kazandırmaya çalıştık. İslam yaratmaya çalıştık. Bunlara da yaptığımıza inanıyorum. Hı hı. Bununla hiçbir şey zebil olmaz muhakkak ama bunun büyüyerek gitmesini arzu ediyorum. O açıdan vakıf da önem arz ediyor. Hem vakıftaki misyonumuzu hem şirketin sürdürülebilmesi için inşallah yüzyıllar boyu sağlayacak şekilde bir yapıyı oluşturmaya gayret ediyoruz. Evet, peki Mustafa Bey, deneyimli bir kaptan olarak sektörü nasıl yorumlarsınız? Şimdi biraz evvel söylediğim gibi deniz taşımacılığı tamamen farklı, bizden farklı. Şöyle söyleyeyim, mesela biz şu anda Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama işlerinin bir bölümünde bulunuyoruz. Maden Tetkik Arama, MTA ve TPAO ile birlikte bulunuyoruz. Yaklaşık 2002 yılında ülkemiz açık denizlerde doğalgaz ve petrol arama işlerine yoğun olarak girmeye başladı. Son yıllarda daha da artarak gitti. O sayede bizler de, bizim firmamız da TPAO ile işbirliği halinde açık denizlerde petrol arama ve üretim faaliyetleri içerisinde bulunduk. O sayede de tecrübeler kazandık. Yani Akçakoca'daki 3 adet tripodun taşınması, yerleştirilmesi gibi Amerikalılarla ortak olan TPAO'nun bir projesiydi. Çok önemli görevler üstlendik. Türk karasularında, ekonomik sularında ve tüm Akdeniz Karadeniz'de dünyanın en büyük bir deniz araştırma firmasıyla birlikte sismik araştırmalar yaptık. O sayede edindiğimiz tecrübelerle şu anda yine MTA ile birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı biraz evvel anlatmaya gayret ettim. Büyük petrol firmalarıyla yapabilir hale gelmek, uluslararası alanda yapabilir hale gelmek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ve MTA'nın bu konuda bize çok büyük katkıları oldu. Onları da hiçbir zaman unutmamak gerekir. Ayrıca ben tabii uzak yol gemi kaptanıyım ama şu anda yaptığımız işleri ikinci bir mektep olarak gördüğüm Sezai Türkeş ve Uzakkaya şirketinde öğrendim. Her ikisi de nur içinde yatsınlar. Buradan nereye gelmek istiyorum? Kargo taşımacılığı bizim dışımızda. Onları çok takip etmiyorum. Hedefler nelerdir peki? Bizim hedeflerimizde inanın ki Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya, Afrika'nın en güneyinden Kuzey Kutbu'na kadar olan şu anda birçok verdiğimiz teklifler var. Kendi sektörümüzün içerisinde uzman olduğumuz alanlarda. Şirketteki arkadaşlarımıza hep söylediğim şey, daha uzaklarda, daha derinlerde, daha nitelikli işleri, daha nitelikli, daha teknolojik gemilerle, ekipmanlarla ve insanlarla yapmalıyız. Çok büyük projelerin içerisinde tamamını alabilmek gibi bir kaygı ve hedefimiz yok. Büyük projelerin içerisinde kendi uzmanlık alanlarımızı giren konularda iş yapabilmek. Son 3 yılın auditinde çıkan netice şudur. Biz son 3 yılın ortalamasında 50 milyon dolar yıllık cirosu olan bir firmayız. Şu anda bir işte 100 milyon dolarlık bir projeyi tek işte yapabiliriz. Fakat mesela 100 milyon dolarlık, diyelim ki 1 milyar dolarlık bir projenin içerisinde 100 milyon dolar, yani %10'luk bir kısmını ama uzmanlık isteyen bir kısmını yapmak. Beton, demir, taş gibi genel geçer işlerden uzakta daha teknolojik olan işlere yönelmek. Yöneldik de nitekim. Büyük ciro yapacağız demek yerine daha nitelikli işleri yapar hale gelebilmek önemli. Evet. Bir kulvar değiştirdiğimize de inanıyorum. Yani dünyada bizim şu anda sektörümüzde 4 büyük dev var. İkisi Belçikalı, ikisi Hollandalı firmadır bunların. Dördüyle de zaman zaman rakip oluyoruz.
Zaman zaman biz onların taşeronu, zaman zaman da onların bizim taşeronumuz olduğu projeler oluyor. Artık ciddiye alınır hale geldik dev firmalar tarafından. Onlar yani öyle bir o sahada oyuncu olabilir hale geldik. Bunlar çok güzel şeyler. Çok önemsiyorum bütün bunları. İnşallah önümüzdeki 10 yıllık süreçte de borsaya açılmak. İnşallah. Hedeflerimiz bu yönde. Güzel. Mustafa Bey, birçok alanda projeleriniz ve çalışmalarınız bulunmakta. Osman Gazi Köprüsü, BOTAŞ Çanakkale, Boğaz Geçiş Hattı projesi gibi birçok projeleriniz bulunuyor. Biraz bu projelerinizden bahsedebilir misiniz? Memnuniyetle. Şöyle diyelim aslında son 5 yıldaki yaptığımız işlerden kısaca bahsedeyim ben size. Osman Gazi Köprüsü'nün deniz altında ve denizde yapılan işlerin tamamına yakınını biz yaptık. Denizdeki iki ayağının temellerini yaptık. Bununla ilgili dünyada ilk ve tek olan bir sualtı graderini imal ettik. O kısmı mesela projesinden, iş programından çok daha evvel o makine sayesinde, robot sayesinde tamamladık. O makine sayesinde şu anda Çanakkale Köprüsü'nü yapıyoruz. O makineyi biraz daha geliştirdik. Daha hafif, daha hızlı hale getirdik. Ve Çanakkale Köprüsü'ndeyiz. Osman Gazi Köprüsü'nde olduğu gibi aynı işleri Çanakkale Köprüsü'nde yapıyoruz. Osman Gazi Köprüsü'nden Çanakkale Köprüsü metraj olarak, ağırlık olarak falan yaklaşık %30 büyüktür. O çalışmalarımız da hızla devam ediyor. İnşallah 2023 içerisinde de orası servise girmiş olacak. Bu arada Yarımca'da Dubai Port Limanı'nın geri dolgu ve tarama işlerini yaptık. O sırada İsrail'de çok büyük, çok güzel bir proje aldık ki Türkiye ile ilişkilerinin en gerilimli olduğu dönemdi. Hayfa Limanı'nın büyütülmesi işiydi. Toplam proje 1.2 milyar dolarlık bir projeydi. Biz orada 60 milyon euroluk bir kısmını aldık. Bizim açımızdan çok önemliydi. Hakikaten çok ciddi bir projeydi. Harfiyen sözleşmeye hiçbir esneklik olmayacak şekilde uygulanan bir projeydi. Alnımızın akıyla 2 ay evvel teslim ettik. Buna paralel olarak 2 ay evvel Cezayir'de yine bir rafineri kapasite artırım işinin deniz yapılarını tamamladık. 2 ay evvel demobilize olduk. TANAP isimli Azerbaycan'dan Avrupa'ya boru hattıyla taşınan doğal gaz boru hattının Çanakkale geçiş projesinde yer aldık. Hı hı. Tamamını biz yapmadık. Bir Malezyalı firmayla birlikte. Ortak. Ortak bazı bölümlerini, yaklaşım kanalları ve boru kanalaşma, kapama gibi işlerini yaptık. Türk akımının Rusya'dan Avrupa'ya yine boru hattıyla gaz taşıma işinin İğneada civarındaki kara yaklaşım kısımlarında görev aldık. İşte amaçlarımız bütün bunların tamamında görev alabilmek. Evet. Yani o projede inanın dünyanın en büyük iş gemisi çalıştı. Proje. Tahmin ediyorum gemi, iş gemisi. Hı-hı. 7 bin kişi çalışıyor üzerinde. Yüzer bir fabrika. Dünyanın en büyük gemisi. Ancak belli derinlikten sonra giremediği için o derinlikten sonra yine Avrupalı bir firmayla birlikte kara yaklaşım kısımlarını yapabildik. Biraz evvel sorduğunuz hani amaçlarınız işte amaçlarımız evet. Oralara gelebilmek. Fakat yani öyle bir gemi birkaç milyar dolar. Belki daha fazla. Evet. Yani bu bir sadece tabii bir kapital sorunu olmanın da ötesinde bir işletmecilik sorunu, o gemiyi işletebilmek, o tecrübeye sahip olabilmek bunlar çok yıllar alabilecek konular ama inşallah bunları da süreç içerisinde tamamlayacağız ve o hallere gelebileceğiz diye umut ediyorum. Artık bir sonraki röportajımızda da o çalışmalar hakkında konuşuruz. Şimdi şöyle söyleyeyim size, Rusya'nın Sibir Yassı'nın denizlerinde yani kutupta içerisinde bir Türk firmasının da olduğu bir konsorsiyum o bölgede doğal gaz çıkaracak. Gaz bulundu, çıkarılacak. Şu anda kamp kurma çalışmaları da başladı. Biz onun neresindeyiz? Alabilirsek şayet. Çok arzu ediyorum. Genellikle açık denizlerdeki
petrol, doğalgaz üretim sistemlerindeki kullanılan platformlar demir çeliktir. Burada derinliğin az olması ve iklim şartlarından ötürü beton yapılar kullanılacak. Nasıl bu beton yapılar? Bizim işte Osman Gazi Köprüsü'nde, Çanakkale Köprüsü'nde dikine prizma yapısındaki olan tower dediğimiz yapıların yatay olanlarını Murmansk'ta üretecekler. Her birisi 180 bin ton ağırlığında yüzdürülerek Sibirya'nın kutbuna getirilecek. Onlar gelinceye kadar biz onların temellerini hazırlayacağız. Köprülerdeki yaptığımız temellerin benzerlerini hazırlayacağız ve o beton olmayan yapıyı getirtip o temelin üzerine oturtacağız. Bununla ilgili biraz evvel bahsettiğim dünyadaki bizim sektörümüzdeki 4 devden birisiyle ortak çalışıyoruz. Bu kısım tahminen 2 yıl sonra başlayacak. Önümüzdeki yıl kısmetse birkaç arkadaşımı da yanıma alacağım, bölgeye gideceğim. En az 2 ay kadar kalmak istiyorum. O iklimde yaşayabilir miyiz? İşi yaparız ama o iklime adapte olabilir miyiz? -50-60 derecelerde senede 2 ay ancak çalışma imkanı var yaz mevsiminde. O şartlarda kalabilir miyiz? Düşüncem de şu, oradaki balıkçıları göreyim, tanıyayım. Onları Türkiye'ye getirelim. Burada bir oryantasyonla bir tabi tutalım. Kilit personelimizi buradan götürelim. Onlarla birlikte o işi yapalım. Üzerine kurguluyorum oradaki çalışmaları. İnşallah da yapacağız. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. Mustafa Bey, öncelikle çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Son olarak bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Türkiye'deki yatırımcılara ve girişimcilere, müteahhitlere Mozambik'e gelin çağrısı yapıyorum. Geç kalırsanız çok altlardan başlarsınız. Bugünden boy gösterirseniz belki birkaç basamak daha yukarı çıkabilirsiniz. Afrika'nın parlayan yıldızı eminim ki 10 sene sonra dünyanın parlayan yıldızı olacak. O ülkenin kalkınmasıyla birlikte o ülkede yatırımlar hızla artacak. Türk müteahhitlerine çok iş çıkacak. Her alanda, her alanda büyük işler çıkacak. O yüzden şimdiden bizlerle iletişime geçmelerinde fayda var. Ben de aynı zamanda DEİK'in Mozambik İş Konseyi Başkan Yardımcısıyım. Tavsiye ediyorum. Evet, tekrardan. Ben teşekkür ediyorum efendim. Çağırdınız, davet ettiniz. 2 yıl sonra tekrar görüşürsek geldiğimiz noktalardaki ilerlemeleri İnşallah anlatabilirim. İnşallah tekrardan görüşürüz diyelim o zaman. Tamam efendim. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle Kaptan Mustafa Alparslan bu haftaki özel konuğumuzdu. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.